Look at Greenland. Okay. Now look at Africa. Okay. The two land masses appear to be roughly the same size. Yes. Would it blow your mind if I told you that Africa is in reality 14 times larger? Bazen emin olduğumuz ya da doğru sandığımız şeyler pek de öyle değildir. Bunlardan biri de dünya haritaları. Haritaları bilirsiniz. Onlarca farklı çizimde karşımıza çıkarlar. Yüzlerce insan tarafından farklı farklı şekillerde çizilmişlerdir. Fakat bunların hiçbiri tam olarak doğru değildir. Ve hiçbiri ülkelerin boyutlarını gösterme konusunda çok da başarılı değildir. Özellikle de en çok gördüğünüz bu harita tamamıyla hatalarla dolu ve çoğu insana göre bunu bile bile değiştirmiyorlar. İşte bunun altında aslında inanmak istemeyeceğiniz türden gerçekler yatmakta. ...1500'lü yıllarda ortaya çıkan bu harita türü, her ne kadar teknik imkansızlıklardan ortaya çıkmış masum bir hata gibi görünse de aslında büyük bir propaganda malzemesidir. Çünkü ilerleyen yıllarda doğru ölçümlerle oluşturulan yeni haritalar kabul görmemiş ve ölçüleri tamamen yanlış olan bu harita kullanılmaya devam etmiştir. Peki ama neden? Bilimsel her türlü gelişmeye kucak açan insanlık, neden Mercator projeksiyonu gibi ilkel, teknik hatalarla dolu bir ölçüme bağlı kalmaya devam etmiş? Hatta bugün bile hala devam etmekte. İşte bunun sebebi aslında büyük bir ayrımcılığa, belki de ırkçılığa dayanıyor. Haritayı oluşturan kişi Gerardus Mercator, 1550'li yıllarda yaşamış bir matematikçi. Buna Mercator projeksiyonu demelerinin sebebi, haritayı düz bir zemine çıkarmalarından kaynaklanıyor. Projeksiyon aslında gerçek anlamında izdüşüm demektir. Özetle küre olarak çizilen dünya haritasının düz bir zemine aktarılması işlemidir projeksiyon. İşte bu onun 1569'da çizdiği bir dünya haritası. Kendisi haritayı Kuzey Denizi'nde yolculuk yapacak gemiciler için projeksiyonda çizmiştir. Çoğu denizci bu haritayı kullanarak keşifler yapmaya çalışmıştır. Örneğin bunu esas alarak Grönland'a giden bazı denizciler kuzeye doğru uzun bir yolculuğa çıktıklarını düşünüyordu. Ancak yolculuk sandıklarından çok daha kısa sürdü. Benzer şekilde Orta Afrika'da keşfe çıkan gruplar Ümit Burnu'na doğru hesapladıkları sürede asla varamıyorlardı. Bu da onların birçok sorunla karşı karşıya gelmesine neden oluyordu. İskoç astronom James Gall 19. yüzyılda yaptığı çalışmalar sonrasında Güney Amerika'nın Grönland'ın 5 katı büyüklüğünde olduğunu keşfetti. Bu o zamanlarda çok da dikkate alınmadı. Fakat bundan 100 yıl sonra Alman bilim adamı Arno Peters bilinen tüm haritaları karşısına aldı ve incelemeye başladı. Baktığında gözlerine inanamadı çünkü haritaların çoğunluğunun koca bir yalandan ibaret olduğunu gördü. Bu Mercator projeksiyonunun modern hali. Günümüzde okullarda kullanılıyor. Bu da Google haritalarının kullandığı projeksiyon. Bu gördüğünüz iki harita da aslında tamamen yanlış. Ve Peterson bulduğu yanlışlar oldukça fazlaydı. Örneğin Grönland adası. Baktığınızda devasa görünmekte. Öyle ki Güney Amerika'dan büyük, Afrika ile aynı boyutlarda ve Avustralya'nın neredeyse iki katı kadar. Fakat gerçekte Grönland, Güney Amerika'dan çok daha küçük, hatta Arjantin kadar, Afrika'dansa 14 kat küçüktür. Avustralya'nın neredeyse 3 katı gibi görünen Grönland adası aslında tam tersi 3 katı kadar küçüktür. Yaşadığımız ülke olan Türkiye'yi Avrupa ile kıyaslarsak tüm Avrupa ülkelerinden teker teker bakılırsa büyük olduğunu görebilirsiniz. Öyle ki tek başına İngiltere, İrlanda, Hollanda ve Belçika'yı kapsarken Avusturya, Hırvatistan, Romanya, Macaristan, Slovakya, Moldova, Sırbistan gibi 7 ülkenin toplam büyüklüğüne de eşit olduğunu görürüz. Bunun dışında örneğin Mercator projeksiyonuyla çizilmiş bir haritaya bakarak denizde seyreden biri düz bir rota çizdiğinde aslında yolu fazlasıyla uzatmış olur. Eğer Mercator haritasına bakarak dünya üzerindeki yerlerin alan büyüklüğünü göstermek istersek, noktalar yani o bölgenin büyüklükleri işte bu şekilde görünecekti. Haritadaki bu bozuklaşmış yapı Peters tarafından da fark ediliyor. 1974 yılında Peters çalışmalarını dünya ile paylaşıyor. Gerçek dünya haritasının Mercator gibi değil, aslında bu şekilde olduğunu ortaya koyuyor. Bu iki haritayla Afrika ve Grönland adasını kıyaslamak gerekirse inanılmaz bir boyut farkının ortaya çıktığını görebilirsiniz.
Peterson geliştirdiği Peterson-Gall projeksiyonu bilim çevrelerince dünyanın en doğru haritası olarak kabul edildi. Peterson hazırladığı haritalar dünyaya yayılmak üzere 80 milyon adet basıldı. Ama bu haritalar ne okullara ne kurumlara girebiliyor ne de medya tarafından destekleniyordu. Mercator projeksiyonlu haritalar bugün dünyanın yüzü olarak nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor. Komplo teorisi ve bir noktada algı operasyonuna dönüşecek olan durumsa haritanın kusurlu görünmesine rağmen doğru dünya haritası olarak yaygınlaştırılmasıdır. Peki Peterson bu haritası neden benimsenmedi? Ve başta dediğimiz gibi ırkçılık olarak bile yorumlanan bu Mercator projeksiyonu neden hala çok ufak değişiklikler olmasına rağmen kullanılmakta? Aslında bu durum, yani gerçekte olanın kabullenilmemesi, tamamen devletlerin işine gelmemesinden kaynaklı. Örneğin yanlış olan günümüz haritasında Kanada ABD'nin kuzeyinde devasa bir ülke olarak görünürken doğru çizimlendirilmiş olan haritada kuzeyde sıkışmış küçük bir ülke olarak görülmekte. Ve zaten doğrusu da bu. Aynı şekilde Güney Amerika ABD'nin de içinde olduğu Kuzey Amerika'dan çok daha büyüktür. Bunun dışında Rusya, İngiltere, Avrupa ve Baltık ülkeleri de çok daha küçüktürler. İşte bu durum onlar için kabullenilmeyecek kadar büyük bir komplekse dönüşüyor. Gelişmemiş ülkelerin kendilerinden çok daha büyük gösterilmelerini kabul etmek istemiyorlardı. Okullarda haritaya bakan çocukların ilk göze çarpan büyük ülkeleri görmelerinden endişe ediyorlardı. İşte bu noktada Mercator haritası siyahilerin daha çoğunlukta bulunduğu Güney Amerika ve Afrika gibi ülkeleri bilerek olduğundan daha küçük gösteriyordu. Ayrımcılık ya da ırkçılık, ne derseniz. For every public school in America to teach geography using the Peters projection map instead of the traditional Mercator. Why are we changing maps? Because CJ, the Mercator projection has fostered European imperialist attitudes for centuries and created an ethnic bias against the third world. Really? İşte bu saydığımız sebepler ve daha fazlası yüzünden Mercator haritası yanlış olmasına rağmen bugün bile istene kullanılmakta. Daha da kötüsü, 1950'lerden sonra dünya yörüngesine fırlatılan uydular, dünyanın görünümünü ve bölgelerin büyüklüğünü bize net bir şekilde sundu. Ama bu bile, kullanılan eski haritayı değiştirmek için yeterli olmadı. Daha doğrusu kabul görmedi. Ya da her zamanki gibi işlerine gelmedi. Peki bu haritanın tamamen doğru şekilde çizilmiş bir versiyonu yok mu? Çoğu modern haritalar, en doğru olan bölge haritalanmasını göstermek için birçok farklı şekilde tasarlandı. Bazıları dikdörtgen, bazıları kare, bazıları büyük, bazıları küçük şekilde çizildi. Fakat içlerinden bir tanesi doğruya en yakın harita olarak belirlendi. Winkle Triple projeksiyonu. Gerçeğe en yakın olan haritalardan biri. Ama bu bile dünyanın bölgelerini tam olarak doğru şekilde yansıtan hiçbir harita olmadığı gerçeğini değiştirmedi. Ama tanıdık bir harita belki de bize yardımcı olabilir. Her ne kadar tüm dünyayı göstermese de bundan yüzyıllar önce çizilen Piri Reis haritası inanılmaz bir şekilde en az deformasyona ve mükemmele yakın bir uyuma sahip. Fakat bu haritayı özel kılan şey sadece bu uyum değil. İçerisinde barındırdığı inanılmaz gizemler. Ve bu video için büyük bir beğeni gelirse Piri Reis haritasındaki gizemleri anlatacağım bir video sizlerle olacak. Ben Nigma. Görüşmek üzere.